Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Uyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, şöyle güzel markalı bir tülbentimiz var. Geçen de göstermiştim. Bu papatyalar için birbirine uyumlu olsun diye, tülbenti ile takım olsun diye yine bir papatya modeli hazırlamak istedim. Geçen günkü çok kolay ve zarif bir modeldi. Bu sefer biraz hafif, ağır değil de orta ağırlık diyelim arkadaşlar. Şöyle bakın, sizlere papatya modeli hazırladım. Şöyle modelimiz bu şekilde, göstereyim arkadaşlar. Şu köşe dönüşünü de özellikle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde köşesi de denk gelirse hoş ve güzel duruyor arkadaşlar. Köşelere çiçek. Şöyle köşe dönüşleri malum biraz aralıklı olduğu için burayı 5 tane, normal ara kısmında da 7 tane sık iğneli trabzan bırakarak yaptım. Bakın mavi ve bu mürdüm rengin arasında 7 tane var. Toplamda 9 tane, 9'uncudan dönüp bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Sonra ilk önce tabi her zaman papatyalarını hazırlıyoruz. Şöyle bombili tohumu olan suni ipekle yaptım bu tohumları arkadaşlar. Elimde vardı böyle, o da değerlensin istedim. Siz suni ipek şart değil, normal beyaz iple de tohumları hazırlayabiliriz. Evet, şimdi modelin anlatım kısmına geçerek nasıl yaptığımızı tarif edelim arkadaşlar. İlk önce papatyayı yapacağız. Papatya için de 9 tane zincir çekerek başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zinciri çektim ve bu ilk zincirden girip ipimi buraya sık iğne ile tutturuyorum. Bakın. 8 kaldı. 8 zincirli yuvanın içerisine şöyle 5'er zincirden 6 tane yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu yapmış olduğumuz yuvanın içerisine girip şöyle bir tane oluşturduk. 5 zincir. Bu ikinci. Tekrar 5 zincir. Üç oldu. Beş zincir. Dört. Beş zincir. Beşinci. Şimdi altıncıyı da arkadaşlar yine beş zincirden yapıyoruz. Şu şekilde İlk yuvanın içerisine, ilk yapmış olduğumuz 5 zincirin içerisine böyle sahte sık iğne ile yapıp buraya sabitliyoruz. Bakın 6. bu şekilde 5.'nin içerisine sahte sık iğne ile olunca şöyle incecik oluyor arkadaşlar, bakın. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Papatya yaprağı için 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 zincir çek, 2 defa dolayıp 2, 2 ve 2. 6 tane buraya trabzan yapıyoruz bu şekilde. 4, 5. Bakın 5 tane oldu. Baştaki 4 zincirle beraber hemen 4 zincir çekiyorum. Buraya ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Hemen şöyle bir tane zincir çekip yandaki 5 zincirli yuvaya kapattım. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa tayı doladım. 2, 2 ve 2. 2 defa tayı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 3, 2,
2 ve 2 4 şöyle 2 2 ve 2 5 tane olunca hemen 4 zincirle papatyanın yaprağını kapatıyorum. Bu şekilde aynen diğer yuvaları da dolduralım. Şu son yuvayı da beraber yapalım. 6. yuvayı beraber yapmak için geldim ve bir zincirimi çekip sabitliyorum. Bakın buraya. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı dolayıp yuvaya girip 2, 2 ve 2. Bu şekilde almamın sebebi şöyle. Papatya yaprakları bakın kalın ve güzel duruyor. İkişer ikişer alınca arkadaşlar. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 4 oldu. 2 defa tığı doladım ve 5 zincirli yuvalara yaprakları doldurdum. 4 tane zincir çekiyorum. Ve buraya 6. trabzan olarak kapatıp papatya yaprağını tamamladım. Bakın. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum ve şöyle hafif biraz uzun bırakıyorum arkadaşlar. Bakın burası biraz püf noktası gibi. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Buraya sık iğne ile kaynak da yapabilirsiniz. Sahte sık iğne ile. Buradan 2 veya 3 tane ilmeğimi tığıma geçirip uzun bıraktığım ipi buradan bakın tığımın ucuyla alıp şöyle buradan geçiriyorum. Kaynaştırma işlemi hem de bu papatya buraya şeymiş gibi belli olmasın diye. Hem de arkadaşlar bu yanık izi de arkada kalacak. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bunu kısaltıp yakınca daha az yanık izi oluyor. O yüzden biraz ipimden koparıp şöyle ateşi ayarını. Yaprak papatyamız hazır arkadaşlar çiçeğimiz. Şimdi şu ortanın tohumunu atalım beraber. Evet. Şimdi şu arkadaşlar bakın yuvaların ara kısmından girip bu şekilde buradan trabzanlar yaparak tohumun ilk aşamasını başlayacağız. Gösterdiğim gibi bu orta kısımdan girip buradan çıktım. Şöyle bir ilk trabzanını tutturup başlayalım. İki zincirle de başlayabilirsiniz. Trabzanlarda da şöyle her yuvaya 2 2 alarak bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve 2. 2 trabzan az gibi duruyor arkadaşlar. Bu 3 trabzan daha güzel dolgulu duruyor. Şöyle boşluksuz. Biraz da bombili bir tohum atacağımız için yine sıradakine aynı şekilde geçiyorum arkadaşlar. Şöyle arasında hiç zincir çekmeden bakın 2 2 alarak trabzanımı yapacağım. Şöyle 2 bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Hemen yine bir defa dolayıp 3. 3. yuvanın ortadan girip alt kısmından çıkıyorum. Buradan girdim. 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Alttan girip bu aralıktan çıkıyorum. Ve 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Alttan girip sıradaki yuvaya geçiyorum. Her yuvaya 3'er trabzan. Şöyle iyi geliyor arkadaşlar. Alttan girip görmeniz için tuttum. Ben göremedim. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Bir defa dolayıp bakın son 2 kaldı. Sıradakine girip şöyle arkadaşlar elimizle yer açıp kaydırdığımız zaman rahat şekilde de doldururuz.
Şöyle. 2 ve 2. Bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2. Sonuncu yuvamıza yine tığımızın başını doladık. Bakın son kaldı. Oraya da bu şekilde girip şöyle tığımızla da sağ sol yapıp genişletelim. Rahat şöyle doldurmak için. 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2, 2. Evet. Üçüncü ve son trabzanı da bu şekilde yaptık. Bakın. Şimdi arkadaşlar bura bu şekilde oldu ya. Her yuvaya bu şekilde doldurduk. Bu ilk de yapmış olduğumuz trabzanımızın arasını böyle sahte sık iğne yapıp birleştiriyorum. Bakın. Burayı birbirine bu şekilde zarif kaynaştırma oluyor. Sık iğneden ziyade. Bakın bu şekilde bile şöyle çanak şeklinde gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü oldu. Bu şekilde de bile bırakılabilir. Eğer hani kolaya kaçmak isteyen arkadaşlar olursa. Şimdi ben buradan bakın bir tanesini bırakıp şöyle şuradan da daha net görebilirsiniz. Bakın buradan da gözüküyor. Bir tanesini bırakıp ikincisinin içerisine şöyle girip sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 6 tane yuva 3'er tane yapınca 18 tane trabzanımız oldu ya yarı yarıya 9'a bu şekilde düşürüyoruz. Şöyle bir tane atlayıp ikinci sık iğnede. Bir tane bırakıp ikinci sık iğnede. Şöyle bir tane bırakıp ikinci sık iğnede. Bir tane bırakıp ikinci sık iğnede. Bir tane bırakıp bu şekilde sırayı dolduruyoruz arkadaşlar. Bir tane yine bırakıp azaltma hem de şu şekilde toplanıyor. Şöyle bir tane bırakıyorum. Ara kısımdakinden ikinciden giriyorum. Şöyle bir tane bırakıp ikincinin içerisinden. Böyle yavaş yavaş bakın. Bir sıra daha yapınca tamam oluyor. Onu bırakıp buradan ikincinin arasında şöyle arkadaşlar görmekte de bırakıp ikincinin arasında ilkini bırakıp ikincinin arasından bir tane bırakıp İkincinin arasından bir tane bırakıp ikincinin arasından bir tane bırakıp şöyle sonucu sağda solda bir tane kalıyor bakın arkadaşlar. Onu da bu şekilde kapatıyorum. Bir tane de zincirimi çekip şöyle görebildiğim kadar yaptım. Şimdi bunu şöyle arkadaşlar bakın. Bu alt kısmı şu şekilde oluyor. Şöyle oluyor. Buradan tığımı en son ipi kırdığım sık iğneden bu tek yuvadan geri çekeceğim bak. Buradan şöyle ipi alttan çıkarıyorum.
Şimdi burada bu bombililik oluştu ya arkadaşlar. Şu ipi çekerek şöyle hafif ortaya bu bombililiği bu şekilde yapıyorum. Şöyle şu ister bu şekilde biraz kabarık duruyor. Bu şekilde. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çimeni yaparak tutturalım. Evet, üçer zincir çekerek bu şekilde kenar tığlama işlemlerini hazırladım arkadaşlar. Arka tarafı unutup ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, sık iğneyi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı atlayarak ikinciye 1, 2 ve 2. Böyle 3 seferde aldığım tarafdan 3 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitledim. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki tığ battıya, pardon, aynı tığ battıya kapattım arkadaşlar. Böyle minik üçer sık iğneli trabzanlar yapıyoruz. Şöyle tekrar 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Bir tane atlayıp ikinciye 1, 2 ve 2. Ve 3 zincir. 3 zincir minik bir pipirik oluşturup 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen aynı tığ battıya. Çünkü çok minik olduğu için öyle böyle güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi toplamda buraya bakın 8 tane 2, 4, 6, 8, 9'uncuya şu yarım olan sade trabzanı yaparak yaprağa başlayacağız. Evet. 8 taneden sonra 3 zincirimi çektim. Bir defa dolayıp 3 seferde aldım. Şimdi 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Ters çeviriyorum yaprağım ve dalım için. Yuva hazırlayacağız. 3 zinciri kapatıp bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen sabitliyorum. 3 tane zincir çekip bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Çimenlerle aynı boyutta bir şöyle sık iğneli trabzan yapacağım. 3 zinciri kapattım. Bir tane pipirik oluşturdum. Yine 3 tane sık iğne çekiyorum ara trabzanıma. Dördüncüyü yuvada. Şimdi böyle bir sık iğneli trabzanla başlayıp 2 tane zincir çekip dönüyorum. Tam ortadaki bu üçüncünü hani 3 tane yapmıştık ya. 4 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. 2 defa tığı doladım ve yuvanın içerisine girip 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. 3 zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Beşinciyi buraya. Bu iki zincir yaptım. Yuvaya kapatıyorum. Bakın. İkinci dalım da bu şekilde oluştu. Hemen şunun aynısını buraya yapacağım. 1, 2 ve 2. 3 zincir. Ve yine 3 tane sık iğne. Buraya yuvaya kapatıyorum dördüncüsünü. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yaprağımız kenarda iki küçük, ortada büyük bir böyle sık iğneli trabzandan oluştu. Şimdi buraya sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 ve 2. Bu 5. sık iğneyi de buraya girdik. Aslında burada 3 tane sık iğne var ve 4 tane zincir çekiyorum bakın. Yapraktan sonra dalımı bu şekilde oluşturuyorum. Sizle yapmış olduğum papatyamı alıp bu ara kısımları var ya arkadaşlar hani bir zincirle geçtiğimiz buradan bu bir zincirli aradan girip hemen şöyle ilmeğimi tığıma takıp buradan ara kısımdan sabitleyeceğim.
Bismillah. Ve bu 4 zincirli yuvaya da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle daha net göstereyim görmeyenler için. Bir zincirle araya sık iğne ile ilmeğimi sabitledim. 2, 3 ve 4. 4 zincire 4 sık iğne. Bu şekilde dalımızı oluşturmuş oluyoruz. Hem de papatyamızı buraya sabitledik arkadaşlar. Ve geriye kalan bu kısma yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bu kalan yarım bıraktığımız trabzanı 3 sık iğne ile doldurup hemen aynı tığ battıya dördüncüyü yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir zincir çekip bıraktım. Şu ilk papatyadan tutturacağız. Burada 6 tane vardı ya. Tam ortadaki kısımdan, yani 3. ve 4'ün arasından girip ilmeğimi yine buradan geçireceğim arkadaşlar. Bunu dönerek de yapabilirsiniz. Sık iğne ile tutturdum ya. Bir tane de üzerine sık iğne. Çünkü bir zincir sık iğne, sonra tekrar bir zincir. Burada minik bir pipirik de oluşturmuş oluyoruz. Hem de papatyamızın yaprağını buraya sabitlemiş oluyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne ve 3. Evet. Dördüncü yine aynı yuvaya kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikinciye 1, 2 ve 2. İlk başta olan 9 sık iğneli yere geçiş yaptık. Yani ara suyuna. 3 zinciri kapat. 1, 2 ve 3. Yaprağı ve ara suyu uyumlu olan bir çimen arkadaşlar. Yine 3 zincir. Yine bir defa doladım. Ve 1, 2 ve 2. Evet. Şimdi 3 zincir. 3 sık iğne. 1, 2 ve 3. Başta da 2 tane gösterdiğimiz için daha fazla arkadaşlar. Bence gerek yok bu ara suyunu göstermeye. Biraz ben bunu çoğaltayım. Şöyle bitmiş haline bakalım. Şöyle de göstereyim bakın. Bu şekilde dalı ve çiçeği. Kalıp gibi de bir çimeni oluyor arkadaşlar. Hemen şurayı biraz çoğaltıp geleyim. Evet, modelimizi tamamladık. Modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle tülbentiyle uyumlu olsun diye. Çimeni ile yaprağı da çok birbirine orantılı oldu arkadaşlar. Tülbentle de böyle uyum içinde olunca çok hoş bir bahar havasında oldu. Şöyle göstereyim bakın. Yakın plan. Böyle papatya bahçesi gibi. Şu köşeyi de anlatmıştım özellikle arkadaşlar. Bakın 5, diğer arasuları 7 tane olacak bu şekilde. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.